Merhabalar. Anadolu Hayat Emeklilik günlük grafik 10.80 kırılmış 1.272. İyi bir momentum var. Yani bu daha önce de bir video çekmiştim. Bu emeklilikler, sigortalar falan iyi prim yaptılar. Fena prim yapmadılar hep beraber. Şimdi bir önceki RSI tepesi 87. Şu an 86. İşte 87,44'ten dönmüş. En yüksek RSI tepesi de 92. Daha geriye gitmeme gerek bile yok. Onu söyleyeyim aslında. Gördüğünüz gibi daha geride de yani şurada bir 2017'de var 92, onun dışında da yok. Aşırı alım seviyesinde geziniyor yukarı doğru da. Şimdi tabi düzeltme ihtimali de artıyor böyle olunca, ama işte Allah kahretsin, düzeltmenin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Keşke tam gününü bilsek, bazen şaşırtabiliyor da hisseler. Şöyle kabul edebilirsiniz, yani 10.60'ların altına sarkmaya başlarsa zaten bir düzeltme burada gelmiş demektir. Şimdi bir önceki düzeltmeye baktığınız zaman, yani şu 80-88 tepesine bir tane mumla gelmiş. -1.77. Yani alıp sattığına değmez küçük yatırımcının, onu söyleyeyim. Çok az bir marj var. Ondan sonra devam etmiş. Aynısını mı yapar? İşte onu bilmeye maalesef imkan yok. Böyle bir imkanımız olsaydı iyiydi. Azalıyor gitgide şeyler. Şey, ben bakın sol taraf. Söylüyorum, kopya çekeceğiniz yer grafiğin sol tarafı. Sağ tarafını bilemeyiz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Ben de bilemem. Bana soruluyor çünkü. Yarın ne olur? Ne bileyim ben, ne olur? Onu bilsem. Tahmin ederiz sadece. Yani ihtimallere böleriz. Yarın, eğer mevzu yarınsa, ihtimale böleriz. Yani bakarız grafiğe. Şu var, bu var. Çok ısınmış deriz. Veya çok aşırı satıma gelmiş. Bir tepki olasıdır. Saatlikler aşırı satımda falan. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Tahmin edebilirsiniz ama kesinlikle tam olarak bilemezsiniz. Hemen sol tarafa bakıyoruz burada. 7 Ocak, bilmiyorum ne de bu mumlarda bir şey dikkatinizi çeker elbet. 8 Ocak, 9 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak çok sürpriz olmuş mu? Olmamış. Niye? Hisse yukarı. Giderken bir gövdelerin tabii kısalması ayrı bir şey. Bu sağ tarafta göremiyoruz bu kısalmaları. Ama hacim aşağı, hisse yukarı, hacim aşağısa, yani orada o hareket devam ettikçe düzeltmeye çok yakınsınızdır artık. Çok uzak değilsinizdir. Genellikle böyle kabul edilir. Dediğim gibi yani sadece zamanını bilemeyiz. Şimdi düzeltme sınırı içinde kalıp kalmadığına nereden karar vereceğiz? Onu da şuradan karar vereceğiz. Normalde bu 9.45'e kadar bile teknik anlamda kabul eden olabilir, ama o vadesine bağlı. Biz 8'i koyacağız buraya. 8 gün ortalamasını. Yani 10 lira 17 kuruş kırılmadıkça, tabi bugün için, o yarın değişecek, onu söyleyeyim. Yarın sabah olduğu zaman seans açılınca o üstel 8'in yeri, tekrar uyarıyorum, değişecek. Orada bakmanız lazım. Muhtemelen 10 lira 30 kuruşa falan gelme ihtimali yüksek olur. Dolayısıyla yani o seviye, o 8 gün kırılmadıkça bir düzeltme olarak kabul ederiz. Anadolu Hayat Emekli, ben kendim kabul ederim. Yani o kişiye göre değişir de 10 lira, bu artık yarınki 8 nerede olur söylüyorum. 10 lira 30 atıyorum. Kırılırsa, yani 8 gün üstleri kırılırsa burada, o bir tabi düzeltme olmaktan, şöyle dediğim gibi yani aslında çok daha aşağı kadar düzeltme kabul edilebilir, ama kırılırsa biraz daha en azından 9.50'lere doğru gevşeme, 9.45-50 civarına bir gevşeme görülebilir. Bu herkesin kendi yöneteceği bir risktir. Kendi kararını vereceği. Yukarı doğru hareket devam ettikçe 1.618, yani hareketin altın oranı 12.38 lira. Dolayısıyla orası da ayrıca büyük bir direnç alanı olarak hesaplanabilir. Olur olmaz, yani bunu bilmenin imkanı yok, ama genellikle bu 618'ler çalışır arkadaşlar, onu söyleyeyim. 12.38'de diğer bir direnç alanı olur. 10 liranın üstünde kalırsa %100 gelecek olarak da bunu anlamayın. Ama basittir yapılacak iş. Akım yukarıysa yukarı doğru gittiği yere kadar genelde pozisyon taşınır traderlar tarafından. Yani siz öyle yapın demiyorum. Beklentiniz karşılanmıştır. Aşağıda almışsınızdır. Satabilirsiniz. Bir mahsuru yok. Bunun dışında söylenecek bir şey Anadolu Hayat için yok. 956 direncini de böylelikle kırmış oldu. Buna da bakmamıştım bir zamandır. Yani herhangi bir düzeltmede eğer olursa, bilmiyorum. Onun için 956'nın üstüne kalsa bile, onun için yani hem 20 gün üstüyle denk geliyor ayrıca. Biraz evvel de zaten ondan söyledim. Yine de pozitif olarak
düşünülebilir. Ama tabii oraya geldikten sonra kalır mı kalmaz mı maalesef onu bilmenin de imkanı yok. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese iyi haftalar. Temettüsünü de merak ettim. 65 kuruşmuş. Yani hissenin fiyatı 5 lirayken 4 lirayken 65 kuruş hakikaten iyi bir temettü bu arada. Bu sene tabi bilmiyorum bilançoları ne ama böyle %10 temettü dağıtırsa şeylerin dikkatini çeker. Değer yatırımcıların özellikle temel analizlerin ve birey emeklilik temettü emekliliği kovalayan arkadaşların mutlaka dikkatini çeker diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.